dostlar. Hatırlıyorsunuz 2016 Sinop İmar Planı, Sinop Kırbızlı Derneği'nin açtığı dava sonucu Samsun 1. İdare Mahkemesi tarafından iptal edilmişti. Maalesef mahkeme sürecinde yürütmeyi durdurma alamadığımız için şehrin girişi maalesef bir tünel çim setli gibi görüntüye, ada tarafı da beton görüntüsüne maruz kaldı. 2019 planı, şu andaki Sinop Belediyesi'nin yaptığı 2019 planı, 2016 planının üzerinde olmayacak alanlara, çok meyilli alanlara, yeşil alan nokta nokta bunu vermiş ve aynı plan önümüze sunuldu. Bunun için basın açıklaması yaptık, anlattık, dinlettik ama bilemiyoruz nasıl bir hesap dönüyor. Meclis üyeleri bu şekilde onayladılar. CHP'li meclis üyeleri onayladılar. Ancak Sinop Valiliği de kendine bağlı şehir plancılarıyla inceletti planı. Bir rapor halinde yayınladı. Biz bu raporu Oya Asak arkadaşımız, şehir ve bölge plancısı, sizlerle paylaşarak yanlıştan dönülmesini, bittikten sonra, şehir katledildikten sonra, geri dönüşü olmayacak şekilde perişan edildikten sonra hepimiz ahmak etmeyelim diye yeni bir uyarı olarak bunu sunmak istiyoruz. Şimdi Oya arkadaşımız ben de saygıdeğer basın mensuplarım, yeni imar planı ile ilgili olarak Sinop Valiliği'nin Sinop Belediyesi'ne yollamış olduğu 37 sayfalık teknik inceleme raporu için toplanmış bulunmaktayız. Katılımlarınız için ve bizlere vermiş olduğunuz destekler için hepinize ayrı ayrı teşekkür eder, saygılarımı sunarım. Hepinizin bildiği gibi Yılların Çevre Dostları Derneği Başkanı Hale Oğuzhan Efendi ve derneğin yönetim kurulu üyelerimizle sizlerle birlikte olmaktan mutluluk duyuyoruz. Daha önceki basın toplantımızda Sinop Belediyesi'nin yaptığı sözde yeni planın ne kadar ucube bir plan olduğunu anlatmıştım. Şimdi de Sinop Valilik Makamı'nın Sinop Belediyesi'ne gönderdiği 37 sayfalık planların teknik inceleme raporunu huzurunuzda kamuoyuyla paylaşmak istiyorum. Katılımlarınız için hepinize saygılar sunarım. Tekrar hoş geldiniz. Bu rapora göre olan değerlendirmeleri şöyle açıklayacağım. Bu rapor valilik makamının komisyon üyelerince usul, şekil, 3194 sayılı imar kanunu ve ilgili yönetmelikleri ile üst ölçekli planlara uygunluk kapsamında hazırlanan inceleme raporudur. Ve inceleme raporundaki de tespit ve değerlendirmeler şöyledir. 1. Sinop Nazım İmar Planı ve Uygulama İmar Planı'nın 1/25.000 ölçekli çevre düzeni planına aykırı olduğu görülmektedir. 2. 12-11-2019 tarihinde askıya çıkan ve yönetmelik gereği yapılması gereken Sinop İmar Planı için analiz ve sentez çalışmalarının yapılıp yapılmadığı hakkında herhangi bir veriye ulaşılamamıştır. Ayrıca analiz ve sentez çalışmaları güncel kurum görüşlerine göre yapılması gerekirken plan açıklama raporunda yer verilen kurum görüşleri 2015 tarihli olup iptal edilen 2016 planı ve plan sınırlarını kapsayacak şekilde alınmıştır. Yani 2019 planı için herhangi bir güncel kamu kurum veya kuruluşu görüşü alınmamıştır. Bu da yönetmeliğe aykırıdır. 3. Yönetmelik gereği planlarda varsa mevcut geleneksel doku korunması esastır ilkesine uyulmamış, Sinop'un mevcut geleneksel dokusu bozulmuştur. 4. Kentin planlı ve sağlıklı olarak gelişebilmesi, yaşanabilir bir kentsel mekan oluşturulabilmesi için Sinop kenti Nazım ve Uygulama İmar Planı koruma amaçlı imar planının tüm belediye sınırlarında eş zamanlı olması olarak yapılması kesin bir yasal zorunluluk olmasına rağmen koruma amaçlı imar planları yapılmadan 1/5.000 ölçekli Nazım Plan ve 1/1.000 ölçekli
uygulama imar planlarında onamaya gidilmiştir. Doğal, tarihi ve kültürel değerlerin korunma ve kullanma dengesinin sağlanması esas olması gerekirken bu ilkeye de uyulmamıştır. 5. Yönetmelikteki imar planlarında afet ve acil durumlarda ihtiyaç duyulabilecek açık alan, yol ve diğer mekansal ihtiyaçlar ilkesine uyulmamıştır. Planda afet ve acil durumlar için ayrılmış bir mekansal alan bulunmaktadır. 6. İmar planlarının hazırlanması sürecinde yapılması zorunlu olan ve plan kararlarının oluşturulmasında temel plan altlığı konumunda bulunan eşik analizinin sağlıklı bir şekilde hazırlanıp plana yön vermediği anlaşılmaktadır. Bu da yönetmeliğe aykırıdır. 7. Plan üzerindeki ticaret artı konut, ticaret artı turizm artı konut ve turizm artı ticaret karma kullanım alanlarında konut oranının belirlenmediği Nazım İmar Planı açıklama raporunda en fazla %70'inin konut kullanımında olacağının varsayıldığı ancak plan üzerinde konut oranını gösterir dağılımın yapılmadığı ve planlı alanlar imar yönetmeliğine aykırı olarak karma kullanım alanlarında sadece konutun yer alabileceğine ilişkin plan hükmü getirilmiş olup ile Sinop için öngörülen nüfus yoğunluğunun iki katı olarak Nazım İmar Planı'nda yoğunluk kararı verilmiştir. Plan bu haliyle yönetmeliklere aykırı olarak planlar arası kademeli birliktelik yönetmeliğe aykırı olmasına rağmen 56 bin kişilik nüfus için bile ayrılmış donatı alanları dahi asgari standartları sağlayamamıştır. 10. Plan açıklama raporunda hazırlanan uygulama imar planında belirlenen mahalle yaklaşımı, erişebilirlik ölçüleri doğrultusunda eğitim tesisleri önerilmiştir. Belirlenen mahalle yaklaşımları doğrultusunda her mahallede anaokulu, ilkokul ve ortaokul olması kurgulanmıştır. Böylece daha tanımlı mahalleler oluşturulmaya çalışılmıştır denilmiş olmasına rağmen 80 bin nüfus için gerekli kentsel, sosyal ve teknik altyapı alanı Sinop imar planında ayrılmamış olduğundan yürüme mesafeleri içinde gerekli donatı alanının ayrılmadığı görülmüş olup herhangi bir erişebilirlik analiz paftasına da rastlanılmamıştır. Bu da yönetmeliğe aykırıdır. Ancak söz konusu alanlar için herhangi bir planlama kararının da getirilmediği görülmüştür. 12. Plan ana kararları içerisinde plan ana kararlarını etkileyen sosyal donatı dağılımı da plan içerisinde dengeli ve yeterli bir biçimde yapılmamıştır. Hatta donatıların bir bölümü yönetmeliğe aykırı olarak sit alanları içinde karşılanmıştır. 13. Çevre düzeni planındaki 80 bin kişi olan nüfus projeksiyonu aşılmıştır. Nüfus gösterilenden çok daha fazla olmuştur. 14. 1/5 ölçekli Nazım İmar Planı'ndaki nüfus hesabı ile 1/1000 ölçekli uygulama imar planındaki nüfus hesabı birbiriyle çelişmektedir. Bu da yönetmeliğe aykırıdır. 15. Planlardaki 1/5000 ve 1/1000 ölçekli planlardaki nüfus yoğunlukları çevre düzeni planına aykırıdır. 16. Planın plan hükümlerinden 9.5 maddesinde imar planlarında sit alanı ve koruma alanı olarak planlı yerlerde kültür ve tabiat varlıklarını koruma kanunu mevzuatı hükümlerine uyulacaktır. Sit alanlarında koruma amaçlı imar planı yapılacaktır. Koruma amaçlı imar planı yapılana kadar ki geçiş döneminde mevcut imar hakları geçerlidir hükmü bulunmaktadır. Ancak planlama alanının bir kısmında Samsun Kültür Varlıklarının Koruma Bölge Kurulu tarafından kararı verilmiş olan koruma amaçlı imar planı yapılıncaya kadarki zamanda uygulanacak geçiş dönemi yapılaşma koşulları bulunmaktadır. Bu plan hükmüne geçiş dönemi yapılaşma koşulları ile ilgili hüküm eklenmemesi durumunda telafisi mümkün olmayan zararlar oluşacaktır. 17.
plan notları ve plan hükümleri imar mevzuatına aykırıdır. 18. Sinop Merkez 1/5 ölçekli Nazım İmar Planı açıklama raporu ve yine Sinop Merkez 1/1 ölçekli uygulama imar planı raporları birbirleri ile özellikle nüfus kabulleri ve ticaret artı konut, turizm artı ticaret artı konut alanlarındaki yapılaşma kararları çelişkilidir. Birbirini tutmamaktadır. 1/1 ölçekli uygulama imar planı kapsamındaki alan, kullanımları ve yapılaşma koşullarını net bir şekilde rapor belirtmekte yetersizdir. 19. Sinop Belediye sınırları içerisine giren Korucuk, Bostancılı, Ordu, Osmaniye ve 4 mahalle ile genişlemesine rağmen planlamaya katılmamış, göz ardı edilmiştir. 20. 2019 Sinop İmar Planı ile iptal edilen 2016 yılı Sinop Revizyon ve İlave İmar Planı'nda yer alan birkaç park alanının kaldırılarak yerine eğitim alanı ve teknik alanı önerildiği, taşkın alanlarının plana işlendiği, sit alanlarının plana işlendiği, bazı tarım ve mera alanlarının plan sınırları dışına çıkarıldığı, yapı yasaklı birkaç alanın da plana açıldığı, sit alanından çıkarılan bir alana da ticaret artı turizm artı konut alanının önerildiği görülmüştür. 2019 Sinop İmar Planı yukarıdaki maddeler halinde sıralandığı üzere bu haliyle mahkemenin iptal gerekçelerini dahi ortadan kaldırmamaktadır. 21. Kentin de planlı ve sağlıklı olarak gelişebilmesi, yaşanabilir bir kentsel mekan oluşturulabilmesi için Sinop Kenti Nazım ve Uygulama İmar Planı ile koruma amaçlı imar planının tüm belediye sınırında eş zamanlı olarak yapılması kesin bir yasal zorunluluk olmasına rağmen eş zamanlı planlama yapılmadığı görülmüştür, yönetmeliğe aykırı bir işlemdir. Tüm bu inceleme neticesinde 2019 yılı Sinop İmar Planı'nın imar mevzuatına, planlama tekniklerine ve şehircilik ilkelerine uygun olmadığı görülmektedir, denilmektedir. Şimdi ben Sinop Belediye Başkanı Barış Aydın'a soruyorum. Yeni mahalle olan, belediye sınırları içine giren Korucuk, Ordu, Bostancılı, Osmaniye mahalle muhtarlarını arayıp sizin yollarınızı yapacağım, size yeni plan daha sonra yapacağım diyerek itiraz dilekçelerini neden engellemeye çalışıyorsun? Bu yaptığın plan senin deyiminle yeni plan değil. Niye bu mahallelerin imar planı kararlarını düzeltmedin? Aynı zamanda şunu da belirtmem gerekir ki yol yapmak da belediyenin asli görevidir zaten. Soruyorum, başka neler vaat ediyorsun acaba diyorum. Yine başkana soruyorum. Bu planı Sinop halkı, sivil toplum örgütleri ve yargı onaylamamıştı. Tüm bunların üzerine aynı planı ısıtıp neden Sinop halkının önüne sundu? Belediye İmar Komisyonu'nun da reddettiği planı şimdi de Sinop Valiliği'nin 37 sayfalık teknik rapor ile reddediyor ve uygulanamayacağını belediyeye bildiriyorsa neden düzgün hareket etmiyorsun? Bütün bunlara rağmen hala planı askıda tutuyor, geri çekmiyorsun. Amacın ne diye soruyorum. Sinop'u katletmek mi istiyorsun? Sinop halkına sesleniyorum. Bundan sonra doğacak bütün ekonomik sıkıntıların, sorunların sorumlusu Barış Ayhan ve bu plana evet diyen meclis üyeleridir. Sinop'u ve Sinop'u korumak adına diyorum ki güya başın pahasına çevreciliği kimseye bırakmıyorsun. Ama yaptığın imar planıyla Sinop'un kılcal damarlarını bile betona ve ranta kurban ediyorsun. Sevgili basın mensupları, belediye başkanı ve Sinop CHP'li meclis üyelerinin çevreciliği neresinden ne kadar anlıyorlar, bunu benim anlamam mümkün değil. Bu nasıl bir çevrecilik? Unutma ki diyorum belediye başkanı Barış Ayhan'a, senden önceki belediye başkanı da kendi planlarında boğulup gitmişti.
Ve size sesleniyorum sayın basın mensupları. Bu açıklamalar sonucunda bir düşünün, farklı açıdan görün, dinleyin diyorum. Ve son söz olarak da Barış Ayhan'a bu planları istersen askıdan indirme, istersen geriye çekme. Bilsen bildiğin yolda ilerle. Bizim de sığınma limanımız, hani Temmuz, Ağustos, Sinop var ya dediğimiz, işte bizim de sığınma limanımız hukuk diyorum. Ve yargı mücadelemize devam edeceğimizi söylüyorum. Meclis üyelerine falan hepsine sunulmuş mu acaba? Onlar hayır, o direkt belediye başkanına gidiyor. Belediye başkanı meclis üyelerine sunmak, göndermek, açıklamak, toplamak ve açıklamak zorunda. Toplantıda, son toplantıda böyle bir şey vermiş, valilikten gelen bir bilgiyi paylaşmış mı acaba? Hayır, paylaşmamış. Sinop Valilik Makamı'nın teknik planlarla ilgili teknik inceleme raporu Sinop Belediye Başkanlığı'na gönderilmiş olmasına rağmen bu ayki belediye meclisinde belediye başkanına AK Partili meclis üyeleri tarafından sorulmuş ama belediye başkanı Barış Ayhan kendilerine raporun ulaşmadığını söylemiştir ama aslında ulaşmıştır. Raporu onlardan gizlemiştir. Çünkü rapor tamamıyla bu planın askıdan indirilmesi, yürürlükten kaldırılmasını içeren ve gereğinin yapılmasını içeren bir rapordur. Ama belediye başkanı bunu bildiği için meclis üyelerinden bunu gizlemiştir. Ve valilik makamı da zaten bunu biz de biliyoruz, bize de geldi. Sinop Belediyesi'ne üst yazıyla belediye meclisinden önce gönderdiğine dair şey de vardır yani, yazısı da vardır. Yani bunu da belirtmek istiyorum. Tamamıyla Sinop'u katletmek için, ranta peşkeş çekmek için her türlü bilgi ve belge de aynı zamanda bilinmesi engelleniyor ve karartma yapılıyor. Yani artık Sinop halkımızın da bir şekilde buna müdahale etmesi gerek. Ve sayın basın mensupları, hepinize de teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ağzınıza sağlık. Evet.